2020 yılında yapılacak olan DGS sınavı hakkında bir motivasyon videosu çekmek istedim. Sevgili arkadaşlar, şimdi DGS'nin konu yelpazesi çok geniş bir sınav değil. Şimdi DGS'yi birazcık yanlış değerlendiriyorsunuz. DGS, cebir, problemler ve geometri olarak üçe ayrılan bir sınav. Siz şimdi bu sınavı daha önce üniversite sınavına girdiğiniz için üniversite sınavında yaşayacağınız sıkıntıları burada da yaşayacağınızı düşünüyorsunuz. Üniversite sınavında örnek veriyorum çalışıyordunuz. Fakat üniversite sınavında mat 1, mat 2 diye bir olay vardı. Yani matematik birinci kısım ve matematik ikinci kısım diye bir alan matematiği vardı. Şimdi burada mat 1, mat 2 diye bir kısım yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilinçaltınızdaki olay da sizi yanlış yönlendiriyor. Yani DGS düşündüğünüz kadar çalışmak, DGS çalışmak düşündüğünüz kadar zor değil. DGS'nin belli konuları var. Sistematik çalışırsanız çok çabuk halleder ve işin içinden çıkarsınız. Ve DGS soruları inanın çok da detaylı değil. Fakat bu konuyu çalışan arkadaşlar bazen yanlış kaynaklarla çalışıyorlar. Hocam niye kaynak ismi söylemiyorsunuz? Arkadaşlar ben birazcık bazı çekincelerim var. Ne tavsiye ediyorum ne de söylüyorum. Fakat TYT kaynakları ile DGS hazırlanmak çok doğru değil. Çünkü TYT kaynaklarının sistemi çok daha başka. Şu açıdan daha başka. TYT'de AYT'ye yönelik bir yatırım da var altyapısında. Ama DGS daha genel sorular soruyor. Mesela örnek veriyorum DGS'yi TYT kitaplarıyla kazanan arkadaşlar var ama ben şu anlamda söylüyorum. Zamanınız olur. TYT kitaplarıyla çalışıp kazanmış olabilirsiniz. Bunda yanlış olan bir şey yok. Ama ya zamanınız yoksa? Yani bu sınava hazırlanan birçok öğrenci tanıyorum ki ben hepsi çalışıyor, işi gücü var veya evli arkadaşlar var. Çoluğu çocuğu olan arkadaşlar var. Bu arkadaşları doğru yönlendirmezsek o zaman nasıl olacak? Tamam, ben TYT kitabının yanlış olduğunu söylemiyorum. TYT kitaplarıyla elbette çalışabilirsiniz. Fakat burada da hocam daha net bir çalışma diye sorarsanız arkadaşlar bana kalırsa siz konuyu şöyle güzel bir temel bir kitaptan anlayacaksınız. Hani yorum yapabilecek kadar anlayacaksınız. Daha sonra ÖSYM'nin sormuş olduğu sorular üzerinden veya bu sorduğu sorulara yönelik hazırlanmış kitaplar üzerinden gideceksiniz. Ben şimdi problemler üzerine bir kitap hazırlıyorum. İnşallah bitirebilirsem o zaman da beraber bakarız. Yani ben şu an tamamen ÖSYM'nin sorduğu sorulara binaen bir kitap hazırlıyorum. İnşallah da güzel bir eser olacak. Yavaş yavaş halletmeye çalışıyorum. O yüzden sevgili arkadaşlar bana sorarsanız hocam neyle çalışalım? Arkadaşlar TYT gibi bu olayı düşünmeyin. TYT sürecindeki sıkıntıları yaşayacağınızı da düşünmeyin. DGS emin olun konuları net, konuları kısa ve pratik. Yani onu konuları bir an önce halledebilirsiniz. Ama TYT'nin mantığı kesinlikle bu sınavla aynı değil. TYT'de bir kere 10 tane geometri var. Burada da daha az geometri var. DGS'de 60 soru var. TYT'de 40 soru var. İki sınavı aynı şekilde düşünmeyin. Kesinlikle aralarında farklar var. Fakat siz şimdi işin içinde olmadığınız için bunu göremiyorsunuz. Ben kendim matematik öğretmeniyim. Bu işi iyi biliyorum Allah'a şükür. Yani DGS aslında kolay bir sınav ama bunu zor hale getirmeyin. Güzel net çalışmalar yapın. Gerekli çalışmalar yapın. Örnek veriyorum üst sayıları bitireceksiniz. Güzelce üst sayıları bitirin. Kök sayıları bitireceksiniz. Güzelce kök sayıları bitirin. Ama net çalışmalar yaparak gidin. Daldan dala atlamayın. Bir konu belirleyin arkadaşlar. Onun üzerine gidin. Dediğim gibi bu süreci TYT zamanındaki yaşadığınız süreçlerle bir tutmayın. Ama psikolojik olarak siz hemen o moda giriyorsunuz. Kesinlikle yanlış. DGS çalışmak arkadaşlar kesinlikle bu kadar zor değil. Sadece temel atana kadar yani temel konuları halledene kadar bir zorluk yaşarsınız. Temel konuları hallettikten sonra zorluk yaşamazsınız. Hocam fullenebilir mi? Evet fullenebilir. Temeliniz iyi ise eğer hızlı okuyup hızlı yorum yapabiliyorsanız fullleyebilirsiniz. DGS de önemli olan arkadaşlar bir kişinin soruyu hızlı okuyup hızlı anlayabilmesi. Bunun için de Türkçenizin iyi olması lazım. Bence Türkiye'de ciddi yatırım yapmalısınız. Eğer hızlı okuyup hızlı anlayamıyorsanız matematiğiniz çok iyi olsa bile sınavda zaman konusunda sıkıntı yaşarsınız. Yine yetiştiremezsiniz. Dolayısıyla bana kalırsa DGS için en önemli olay hızlı okuyup hızlı anlamak ve temelinizin iyi olması. Hocam temelden kastınız ne? Temelden kastım şu üslü sayılar, köklü sayılar, çarpan, ayırma, denklem çözme ve rasyonel sayılar arkadaşlar. Bunlar iyi olursa diğer konuları ister istemez insan birazcık daha farklı bakış açılarıyla bakabiliyor. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. İnşallah daha DGS konusunda birçok video paylaşacağım. Sorunlarınız varsa videoların altına yazın. Cevap yazamasam bile muhakkak bir şekilde okuyorum. Daha sonra video çekerken de bu dönüşlerinizi dikkate alıyorum arkadaşlar. Gönlünüzü hoş tutun. Kesinlikle zor bir sınav değil. Çok rahat halledebilirsiniz. Sadece ciddi olarak oturup bir program yapmanız lazım. Her hafta veya her hafta program yapıp onun üzerine giderseniz bence bu DGS'nin çıkılmaz sürecinden çok rahat çıkabilirsiniz. Bakın DGS eğer o kadar zor olsaydı kurslar bile senelik kurs açmazdı. Mesela senedeki 2 ya da 3 kere kurs açıyorlar DGS kursu.
Ama hiçbir zaman TYT kursu senede bir ya da iki kere açın yani iki ya da üç kere açılmıyor. Bir kere açılıyor TYT kursu. Ama DGS kursu senede üç zaman da açılabilir. Niye? Çünkü yetişiyor arkadaşlar konular. Kendinize macera yapıp bu sınavı TYT sınavıyla kesinlikle bir tutmayın. Bu sınav farklı bir sınav arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı çalışmalar diyorum.